Son anda iyi kurtulduk. Valla buna şükretmemiz lazım diye tabii düşünüyorum. Tabii ki. Ben hiç tahmin etmedim. Ambulans Elazığ'dan geldi. Evet. Adamlar tek ambulansla tek bizi getirdi. Bir tek bizdik gelen. Evet. Yolda ambulans da bulundu. Yani tek aramları. Hocam dedi, sizi öyle bir yere göndereceğim Elazığ'da dedi. Malatya'nın doktoru. Malatya'nın doktoru. En iyi özel yere göndereceğim seni dedi bana. Vallahi evet. Lüks otel gibi desem inan ki. Üç kişiyiz, oğlum da var. Üçümüze de yemek veriler. Sıcacık. Hizmetler çok güzel. Hatta doktor dedim ki ben, doktor bey bizi çıkartırsan bizim gidecek yerimiz yok Murat dedim. Şu anda düşünmüyoruz zaten yer, size de dedi yer bulununca kadar da çıkarmayacağız dedi. Bizim evimiz Balatya'da 6. kattaydı. Daha önce deprem olmuştu, çıkmamıştık. Gündüz 12 sıralarında sallandı. Baktık her şey devrildi. Petekler, dolap, ondan sonra biz hemen dışarıya kaçmak istedik. Kapı da böyle yan döndü. Kapıdan da çıkamadık. Sonra düzelince hemen kapıyı çektik, çıktık. Elektrik yok. Merdivenlerden koşa koşa indik. Merdivenin çıkışında merdivenler bitti. Berber güstüre ayağımı atar atmaz. Bacaklarım ayrıldı. Dizim döndü, kudretti, kırıldı. Polisler geldiler, elimde tutup karşı yol karşısına geçirdiler. Ondan sonra Malatya Devlet Hastanesi'ne ambulans götürdü. Sonra orada Elazığ'a havale etti. Çok iyiyim, burada iyi bakıyorlar. Çok iyi bakıyorlar. Görmedim, şimdiye kadar böyle bir de büyük deprem görmedim yavrum. Erzurum'da gördüydüm, eşim orada öğretmendi. Bu kadar değildi. Sadece soba devrilmişti. Öyle büyük deprem görmedim. Evet, son anda dışarıya attık. Hem ayağım kırıldı hem de yolun karşısındayım ya. Binanın birisi böyle olduğu gibi çöktü. Duman gözümün yükseldi. Gözümüz önünde çöktü. Şey vardı, gözümüz önünde çöktü. Bizden iki apartman ilerideydi. Birinci depremde gece yataktaydık, uyanıktık. Efendim her taraf yıkıldı, şeyler, yatak petek dolapları geldi. Üzerimize geldi. Kalktık ki petekler düşmüş, mutfağın bütün şeyleri, bardaklar yere yığılmış. Onu temizledik. Efendim tamirci getirdim, tamir ettirdim. Fakat millet apartman boşalttı, ben boşaltmadım. Dedim ki bu artçı deprem, bundan fazla olmaz ikinci deprem. Şimdi kurtulduk dedim. Fakat öğleden sonra bilmiyorum saat... Biri geçmişti galiba. Ki 3.30'da da Ankara'ya bilet almıştık. Ankara'ya gidecektik hanımla beraber. Orada baktık ki tam evi toplamadan, valizi hazırlamadan bir daha geldi. Dedim hanım bu açıda hiçbir şey olmaz dedim. Fakat hanım bir duvara şey yaptı. Ben de kapıya şey yaptım. Duvar yıkıldı. Hanımın üzerine geldi. Ben de kapıda tuttum. Öylece kaldım. O arada dedim ki hanım hadi çıkalım. Ki kısa sürdü herhalde bir 15 saniye falan. Kendimizi merdivenlere attık. Kendimizi merdivene attık. Biraz sonra işte hanımın düştü. Polisler geldi bize dışarı attı. Hatta ben yaşım 76 öyle hiçbir şey görmedim. Yani deprem olur da. Her zaman gördük de bu kadar değil. Birinci deprem olur. Büyük veya küçük olur bir şey diyemem. Ondan sonra artçılar olur. Ben bilimden bunu öğrendim. Efendim fakat böyle birincinin ikinci kadar... Yani iki tane üstte büyük deprem olan daha hiç ben işitmedim yani. Türkiye'de olmuş değil. Hangi? Uyuyordu. Bir sıçradı. Kalktık ki o gardola falan zangır zangır titriyor. Korktuk oradan dışarı çıkana kadar. Ben böyle titriyorum zaten rahatsızım. Geldik azıcık çoluk çocuk torunlar vardı. Ondan sonra baktı hiçbir şey olmadı evimiz ama. Öğlen biz buraya geldik işte düştüm. O anda da korktum panikleyince titredi dizlerim. O tarafa gidem derken yere düştüm. Düşünce dizim parçalandı. Öğlen ki depremde biz buradaydık. Turgut Özal'da. O zaman da bizim ev komple gitmiş hep. Yıkılmış hep şeyler duvarlar çünkü yıkılmış. Şimdi burada çıkacak gidecek yerimiz yok. Hiçbir şey görmedik. Ben 59 yaşım. Bu yaşa kadar hiç böyle bir şey görmemiştik. İlk defa
böyle bir şey gördük. Allah'ın bir daha göstermesin inşallah. Helal olsun. Gerçekten hastanede, insanlarda, doktorlarda gerçekten dört dörtlükler. Başka, var mı?